Kurmuş yerleşmiş bir post-plan senaryosunda kafalar ekibi var. Şimdi Aslan paralarını aldırdı. Lambaya doğru gönderdi. İkilen ilk oyuncu olacak. Yenideler biraz zorlandı ama kilini aldı. Ve devamında Lambadan şimdi çıkacak da smoke arkası. Logic bu arada geldi, bir fake attı. Oraya doğru gelen bir Molly var. Winston Molly'sinden kaçıyor. Bu arada Fred'in yeri çok iyi ama Ferdinand kimseyi göremiyor. Bu arada Yenideler yakın mesafe buldu. Muş, Genovice'in takası olduktan sonra zaman geçmeye devam ediyor. Genovice E5 enderken ama yine o şahane dodge'ladı ipot. Yardım bir info oldu. Teklendi bu arada. Yani Muj vurmuş. Çocukların da hemen bitirdiğini görüyoruz bu kili. Yalnız Q-Shunner'ı eş zamanlı olarak Aslan Maşadova yakalıyor Hook'a içerisinde. Şimdi tabi B çok kalabalık savunmadı. Ay sadece indirdi bırakmış abi de bunu bilmediği için kafalar aldığı ente sonrası B'ye gidecektir. Öyle gözüküyor. Yalnız Muj o kadar iyi açıldı ki bütün oyuncuları kıstırdı Hook'a tarafında. Oraya doğru yürümek isteyecekler. İlk atışını gerçekleştirdi Muj. Q-Shunner'ı buldu. Girişikleri var Emrişen. Yardımla birlikte, Sidrex'ten gelen yardımla birlikte burada takas alıyorlar ve 3v3. Yani hiç olmadık yere BBL'in şu an biraz overpeakleri hani durumu kafalar lehine getirmiş olabilir. Çünkü ekoranttan bahsediyoruz. Yani tabii. Belki silahlı durum olsa farklı bir şey konuşabiliriz ama zaten bunları arıyordu kafalar. Şimdi kısaya doğru ilerleyecekler. Uzun kontrolü AMD'ler de AMD'ler hamamda kimsenin gelmediğini söyledikten sonra backup'ı daha az isteyecek ama bu arada tabii Volk'la girdi kafalar. Ve sessiz eğer giderse hamama kadar AMD'leri bulabilirler. Şimdi oraya doğru smoke ayarladı Beşen. Bakalım smoke nereye bırakacak? Evet, uzun tarafına bırakmış. Şu an belli oldu alt tarafına geldikleri. Hemen backup gelecek. Ama yine kolay bir retake değil. Her ne kadar 2 round tur retake'leri kazanan BBL olsa bile. Tabii ben söz konusu. Yani roundları kaybetse bile kafalar şu an ciddi hasarlar vermeye devam ediyor. Oo, Beşen'in ultisi geldi. Ve post plant pozisyonuna geçecek. Aşıda uzun var yine Genovice'da. Bu hiç olmadığı kadar ciddi olabilir. Sidrex çok erken düşürüldü. Bu BBL adına önemli bir başlangıç. Aşıda uzunlarından biri sanırım faillenmiş. E5'inden bir de yanıcı gelecek. Yanıcıyı çıkaramadı yalnız elinden. Logicman üzerine doğru geliyor. Ultiyi eğer patlatırsa E5'in başı büyük belada. Logicman geldi, kili çıkarttı. İş şu an Genovice'e kaldı. Smoke tekrardan girecek. Yanıcıyı çıkarmış bu arada. Ooo yalnız yandı. Var. Zaman. Şahin gönderildi. Bu arada Q-Shunner uçarak gidecek. Girdi. Brimstone ultisi. Yanda içerisinde Muj'u yakalıyor. Q-Shunner'ı uzuna bakmayı unuttu orada. Tahmin etmedi. Backside'de oyuncu var sandı. Aslan hemen uzun tarafından kilini aldı. Takım arkadaşı da yanında. Bu arada AMD'lerle beraber uzun savunması onlarda. Evet, Lambaya rakiplerini kaptırdılar ama Lambaya tabi spark kullanmayacağı için site'a geldikleri noktada Aslan'la beraber AMD'ye dedim ki artık Fred'in de yardımı var. Orada biraz spark plant almak zor. Şimdi duvar geldi hemen. Duvar kuruldu. Duvar arkasında plant almaya çalışacak. Fred bir tane çantaya gönderdi. Oradan bir hasar veremedi diyelim ciddi bir şekilde. Kurt geliyor bir yandan lamba içerisinde. Yine bir tek senaryosu. Yine 4v4. Tabii geriye çıkacaklar ama beklemedikleri bir şey var. Geride iki tane oyuncu var. Bunlardan biri sanıyorum AMD'ler, diğeri Aslan olması gerekiyor. Evet. Orada tabii ki baskı söz konusu. AMD'leri yakalayalım. E5'ler olmuş. Arkaya gelen kafalar kimleri bir anda... Genovice! Genovice görüyoruz şu an AMD'lerin kısa tarafında. Volvek'le birlikte Genovice'i düşürüyor. Ve Genovice'ın erken düşmesi aslında kafalar için Viper ekstra bir vardı. Hiç evet. İyi değil bu. Yani site'e girip belki bir plant alsalar. Bu arada Muj çok yakın mesafe. Denedi güzel bir headshot. Flash pick'ini atacak. Attı flash pick'ini ama ipottan. Güzel bir geri dönüş sonrası hemen cevap geldi. Fred ultiyi açtı. Yakında uzuna doğru gönderdi. Bazı kesinlikle kill gelmedi ama. Hook'a muazzam bir vuruş. İnanılmaz zor bir vuruş. Ve onu seyanda aldı rakibinin. Backside ve Logicman iki kişinin karşısında o fight'a oturdu. Ipot hemen Sidrex'i kaldırıyor. Avantaj bir anda kafaları geçti. Ve A4 kararı geldi. Yalnız AMD'ler hazır kısa orada. Kısa da beklemeyecekler. Muhtemelen şu an tetiklisiklerine birlikte dediğim gibi arkalıyor. Ama Sidrex'in ultisi geliyor. Şu an ultiyi kullanıyor. Ve arkasında olduğunu fark edecekler. Hemen yakında patladı bu sinek. Ve AMD'ler koşarak geri dönmek zorunda. Bir de şöyle bir pozisyon var. Arkadan ikinci oyuncunun geldiğini de biliyorlar. Evet. Fred de arkadan dolaşmış. Kesinlikle öyle. Ama Aksa çok hızlı geldi. Şimdi plant tabi biraz daha savunma tarafına spawn'a doğru alındı. O yüzden kısa tarafından gelecek oyunculara karşı biraz daha pozisyonları iyi diyebiliriz belki de. Kafalar oyuncuları. Şimdi Fred side tarafına gelecek. AMD'ler şöyle bir yeşil arkasına doğru çekecek. Çok fazla açı var. Backside'de bakması gereken Jeb var. Heaven var. Uzun tarafından haberdar değiller ve Sidrex muazzam bir wallbankli. İki kim geldi takımın kaptanından ve yani kafalar kadar silahlar da yetersiz olduğundan dolayı biraz daha ekonomi kasa vermek, belki exit frag kovalamak burada IB'nin ilk hamlesi olabilir. Flash pick geldi Muj'dan. Backside tarafına çıktı. Ipot, E5'en, E5'en ve Ipot'tan toplam 4 killik bir spawn çıkışına pozisyon alma. En arkadan gelen AMD'ler için artık exit'ten bile bir şey çıkarmak biraz zor olabilir. Sidrex oraya geldi. AMD'lerden çok güzel bir headshot. O silah alabilir mi? Alabilir gibi görünüyor. Alıp ve hatta teleporttan da kaçacak gibi ama
Tabi silah saklama çok önemli değil burada, hasar vermek daha önemli. O yüzden şöyle bir baktı yine oradan kaçan olursa diye. Ve Kushner da o açıyı artık temizliyor. Geri dönerken Aimdeler böylece vandalı. A3 savunması var, zaman zaman B3 yapmıştı. İbiya bu kez tercihi A'yı biraz daha kalabalık tutmaktan yana kullandı. Sidex'in tutu hemen ooo tank üzerine güzel bir prefire geldi. Genovize Freddy düşürerek başlıyor şimdi kafalar. Ve oradan hemen oyunu... Bu arada bir ulti geldi aslandan. Ulti Hooka savunması içerisinde hemen B'yi ikilemek adına kullanıldı. Yalnız sesleri duyuyor. Bu arada aslanın açısı çok iyi ama yani Drake de oynayacaktır ki burada. Entry'yi de verdi aynı zamanda aslan. Kushner buradan bir cevap var ama kör oldu bir yandan da. Backside'da sıkışacaktır. İzlemesi hatta gereken çok fazla açı var. Ama Ender'in yardımı geldi. Backside'dan atladı, yakalayabildi mi E5'en? Zor da olsa yakalamış ama Sidrex'in takası AMD'ler tarafında ve Logic Man dirsek tarafında son kanlı önce 1v3. Yani Logic Man'e hiç iyi bir pozisyon kalmadı. Her ne kadar AMD'ler dönüşünden ekstralar da gelmiş o. Diyecek gibi. İlk yarıları ne kadar iyi oynadığını söyledik kafalar. Tabii bu arada yakın mesafede seçimlerle birlikte sanıyorum. Hayır. Muş perde arkasında pozisyon almak isterken yakalıyor Kushner onu. Sadece bir mermi isabetli. Bu arada Freddy'nin neydi? E5'ini düşürmüş ama Kushner'dan bir haber. Bu yüzden burada takas geliyor. MDLL eş zamanlı olarak hamamdan açılırken yakalandı. İstemişti. Ama 4'e 2 kafalar adına çok ciddi bir üstünlük var. Aynı zamanda haritayı soğuttular, rakibinden hamle bekliyorlar. Evet, Kushner'da bir nefes kesen var. Bakalım onu kullanacak mı? 4'e 2 belki de kullanmak istemeyebilir. Özellikle çünkü genel anlamda zaten kolay entry'ler almışlardı. Ve rakiplerinin de ekonomik kısmının biraz sıkıntılı olduğunu biliyorlar. Şimdi Sidrex şu aynı kullandı. Hemen side tarafına pikini attı. Cebe bakıyor biraz. Cepte bir hareket yok. Dirseğe bir duvar geldi. Ve böylece rahatlıkla... En ufak yatayı bile aslında atlamadan kafalar site'e girmeye başarıyor yetenek kullanımları birlikte. Ve böylece kafalar için artık 5. round çok çok yakın gerçekten. Bakalım yani bunu seri olarak devam ettirebilecekler mi? Çünkü 5-0'lık bir seri saldırıda Bind da mükemmel bir haber kafalar adına. Gerçekten öyle ve aslan tabii çıkışı bekliyor şu an için. Judge performansı göstermek istiyor. Tabii kafalar adına ekonomik olarak pek bir sıkıntı, pek bir sorun söz konusu değil. O yüzden rakibini avlamak da isteyebilirler. Doğru gelen yine bir Şahin var. İçeriye doğru girmeye çalışırken Hipot'tan ilk kill. Logic Man'den güzel bir şerif headshot. Burada Bruce daha var ve Sidrex onu buluyor. İçeriye doğru gelecek. Lambadan ulti ve Freddy buldu. Freddy'in verdiği kaçıncı entry bilmiyorum. Yani iyi başlayamadı Fred. Kushner'a karşı operatörle almak isteyebileceği bir pozisyon değil burası. Kushner bu arada hemen gördü bir tane deneyecek ama hemen biraz değiştiriyor bir yandan. Genovize evet MDL'de kalıptan sonra Muş. Hala Şahin'i var. Kushner'ın canı az. Oraya biraz da vurdu. Double pick geldi ve Genovize'den yine toparlıyor. Bir tane Brimstone ultisi yardımı var Lamba tarafında. Belki biraz erken kullanıldı ama oranın baskılanmasını engelledi. Yani Genovize'i biraz daha açılı bekliyordumuş. İkinci kili alabilir mi? Bu arada Heaven'a açık kaldı E5'en. İkinci kili de buluyor aslan. 2-2, round hala kaybedilmiş değil. Milyon adına Logic Man dönüyor. İnanılmaz, 2'ye 1 kaldı. Yeri belli Sidrex'in. Bir kaplanı var ama kullanabileceği bir pozisyonu yok. Öncelikle Logic Man'le düello girmek isteyecektir. Sidrex'ten gelen bir spam var. Aslanı buldu, zaman akmaya devam ediyor. Logic Man aslanıyla birlikte girecek. Zaman yok. Hayır, zaman yok. 6. roundunu buluyor kafalar. 10. round'a geldik. Uzundan bir pick var. Uzak mesafe dingi attı. İkinci mermisi de başarılı. Glitch görüyor. O fight istemeye devam ediyor. Hipot hemen takım arkadaşı kaldıracak. Oraya doğru bir duvar kullandı. Net biraz kısa kaldı. O net gelse dediğin gibi tekrar yakalayabilirdi rakibini. Kushner bu arada hemen Hooka'ya doğru hareketlenmiş. Renkli bombasını kullandı. Aslan köşeye doğru kendini saklamış. Yani burada 3 oyuncu var. Çünkü uzun tarafından açılan 2 tane BB oyuncusu buraya info veriyor. Burada kimse yok diye hatırlıyorum. Kushner da yakından gelebilecek herhangi bir pozisyona karşı daha iyi bir pozisyon almaya çalıştı. Aslan hiçbir desteği yok. Çok bile hasar verdi bence. Kushner kili çıkartıyor. O banklerle birlikte olduğunu söyleyelim. B'ye devam ediyorlar. Freddy biliyorlar. Kafası içerisinde Muş'tan güzel bir yer bir takas ama Freddy'in yeri belli. Kaçabileceği hiçbir yer yok. 7. round'una doğru gidiyor kafalar. Genovize'in dikkatli olması lazım. Aimdeleli hissetti. Evet, Genovize biraz geriye doğru gidiyor bir yandan uzunda Logic Man'den güzel bir kill ama Sidrex'in takası var. AMD'ler geldi, güzel bir headshot'la beraber Genovize'i buluyor ama yani AMD'ler şimdi 1v2 oyuna bir hale getirdi aslında kendi adına. Ama Spike bir yandan A'ya doğru döndü. AMD'ler tabii B tarafını atlamadığı için muhtemelen hani arkandan geliyor şeklinde bir info verdi Sidrex. Bir daha B'ye ne zamanı yok bu arada kurmak zorunda çünkü yetişemeyecekti. Fakat AMD'ler falan çok hızlı geldi. Şimdi Heaven'dan oynamaya çalışacak bu iki oyuncu giriş çıktılarla beraber.
Yani MDL'in burada tabii bir ini olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik. Bir tep, bir fake attı. Oraya doğru bir Şahin geldi ama Sidereks'ten bir reaksiyon yok. Yani şimdi iyi bir Sidereks koşma sesini duyuyor. İçeride beklemeye devam ediyor. Oo, Nade'in elinden çıkarırken Kushner hiç yakında bile beklemedim şu. Evet, Şahin peki daha kör olmasına rağmen E5'ten muhtemelen full kördü. Ama refleks vuruşları 4v4. Bayside'de hala 2 tane oyuncu var. Sülükler buraya doğru gidiyor. Sülükler gidiyor. Aslan'ın da yeri belli oldu. MDL'ler burada cepten kör bir pozisyon olmasına rağmen yine kill'ini aldı. Sadece 2 canı var. Oraya doğru herhangi gelen Fred geldi ultiyle. Fred! Teleporttan geldi, 2 tane kill aldı. Ve Aslan Maşadov'un yardımıyla beraber. Şimdi de 4 2 yarının son roundundayız. Muş flash'ı yapmaya hazır. Çok kalabalık orası. Çıktı, ilk kill aldı. Spain devamında ikinci oyuncu da yakaladı. Üstüne vurdu. Gelmedi belki ama güzel bir spray ve Muş yani ilk kill aldıktan sonra ölebilirdi. Ya bir kişi almadan da ölebilirdi. Yani bir tanesi evet. Cross koysa belki bir prefire'la yakalayabilirken oradan 3 kill çıktı Muş. Gerçekten çok iyi toparladı ve iPod son kalan oyuncu olacak. Ve BBL verdiği reaksiyonla ilk yarının sonunda 5. round'u almaya çok çok yakın artık. Ve hepsi de headshot. İnanılmaz evet. Geldi Muş'dan bu round. Bunların hani gerçekten BBL'i ateşlediğini biliyoruz. Double peek var, iPod. Ve açılması sonrası da oraya doğru yaklaşacak. Bu arada Fred iPod'u tek başına yakalamış. iPod önde kaldı bir anda. Şimdi Logic Man bu arada site içerisinde gezmeye devam edecek. Sidereks uzunluğa aslana yakalanmış. Logic Man bir kill daha alıyor. Bir anda iki kişi kaldı kafalarım ve bu iki savunma da A'dan gelecek. Ya iki oyuncunun da A'dan geldiğini biliyorlar. Çünkü biri zaten hani yanıcı kullandı. Diğer oyuncu da aynı zamanda Mahir'e A'da başlayan Cinemite. Double peek geliyor. Burası bir iki headshot'la karıştırılabilirdi. Biraz risk cross. MDL'ler kısaya yakınken Logic Man de orada. Aslan da geldi. Şimdi koşmaya başladılar. Aslan, MDL'ler, Aslan eş zamandakiler. MDL'in de kill var ve orada bir rende geldikten sonra son kalan oyuncu spamdan gelecek olan Sidereks. Yakın mesafe. Fekko infoyu aldı. Ve böylece flash kick gelecek. Son olmadı. Çıktı tabancayla yakaladı Fred. Ve böylece 7-7 BBL. Tekrar kısına baktı ama oradan iyi kaçtı Sidereks bu arada. Yalnız Genovice MDL'i yakalamış eş zamanlı olarak. Bu arada Spike'de düşürüldükten sonra şimdi Logic garaj tarafından o pick isteyebilir. Ama Sidereks ciddi bir hasar aldı. Logic Man çok daha iyi çıkıyor o fight'tan. Tek tarafına doğru bir tane kafes vardı. Genovice bu arada. Aslan'ı da vurduktan sonra. İyi savunma veri fakat takaslar geldi hemen. Heal da geliyor Muj'dan. Oo Sidereks tabii o elbow tarafında kaldı. Side'ın kaybedildiğini düşünüyor şu an ve kafalar. Ve heal alacaktır büyük ihtimalle iPod'dan. O yüzden biraz daha da geri çekildi. Bir Şahin'i daha var. 30 saniye sonra bir tanesi daha gelecek. Long'da oyunu durduran taraf BBL. Bu arada burayı terk ettiğini düşünüyor şu an evet, kafalar. Çok iyi bir Şahin olmadı bu arada. Yani, çünkü garaj tarafından info almadı o. Long, daha doğrusu site kaybedilmiş olsa en azından hani site'da bir oyuncu var. Burada bekleyelim diyebilirlerdi ama dediğin gibi yine yakın mesafede lapları bir oyuncu gördüler. Eşan'dan güzel bir spray kontrolü. Site önüne doğru bir yanıcı. Muj'dan oldu. Muj! 2'ye 1'e geldi. Oyun ipota bakıyor bu roundu kafalar adına kazanmak. Fred şimdi sert tarafına baktı. Hemen ipot plant için bu arada Muj'un canı çok az. Oo, biraz kötü round, info, kötü round info. Biraz Fred'e bakıyor. Ipot yavaş yavaş geldi. Laboratuvardan çıkacak. Sülük hemen oraya doğru geldi. Yeri belli oldu. Double pick. Muj bu arada duvara yaslandı. Onu beklemiyor olabilir. Yakın mesafe. Muj elinde bir flash vardı. Flash'la yakalandı. Fred takas alamadı. Ipot orada ve ipot! Muazzam bir clutch aldı ama 2'ye 1'de biraz önde karşılamak isteyen BBL oyuncularının da hiç anlaşamadığını söylemek lazım. Yani orada Muj elinde Şahin'le kontak bekliyorsa Fred oradaki kontak hızlıca gelindi. Yalnız Kushner smoke içerisinden Ender'e bir kill almış. Devam ve Kushner Spectre'yi belki de Phantom gibi kullandı. Oradan 150 canlı da beraber çıkıyorsun. Ve anla güçlendirdi. Çıktı oradan Phantom'ı aldı. İlk temasa girildiğinde takım arkadaşlarını kaybetti orada Kushner. Ama yine de düelloya girmeyi tercih etti. Tabii ki bu tarz inisiyatifler kafaların burada olmasının en büyük sebeplerinden biri. Kushner'ın oyuna girdiği bir evredeyiz. Şimdi Phantom'la beraber lamba savunmasına geçti. Uzundan kullanılan bir kurt var. Sidereks o infoyu aldı. O da bir yandan aksiye doğru da şöyle giri çıkla beraber bakacak. Tabii adam avantajı sonrası kafalar biraz daha özgüvenli savunma yapacaktır. Hala iki tane Şahin'i var Sidereks'in. Birazdan bunu kısaya veya uzuna kullanıp info almaya çalışacak. Tam tersi Logic Man'le beraber Aslan ve yanında Fred uzundan çıkmaya çalışırken Sidereks infoyu aldı. Şöyle isteyerek baktı, riskli bir hareket. Şöyle doğru Şahin'i gönderdi ve Şahin'den de bir kör oldu infosu var. Bu arada bir heal desteği denilecek bir Fred. Bu arada yeşile bir şey kaptı tekrar. Yeşile plant yapacak. Yani 4v3 için tabii ki bir oyuncu bekleyecektir mutlaka kafalar. Yalnız kısa tarafında hala sıkışmış bir oyuncu var. Logic Man'in üzerine doğru bombot geliyor ve es geçti. Kötü, bu Logic Man adına harika bir senaryo. Fred öne çıkmış, Kushner'ı düşürmüş. 3v3 oyun BBL. Avantajı yavaş yavaş eline alıyor. Heaven tarafından bir savunma oyuncusu gelecek.
Jenemais'in ta kendisi. Site'de gezen bir oyuncu daha var. İpot kontrol edilmesi gereken çok fazla açı var. İpot mu? Hayır. İnanılmaz eş zamanlı killer. Kaçmaya çalışıyor şu an cepteki oyuncu. Göçmesi için. Ne yapması lazım? Aaaa! İnanılmaz mı ya? Var arkası Fred. Prefire attı. Perde açılır açılmaz oradan yakaladı. Sadece çok erken kaybetti kafalar ki tek savunmacıydı orada B tarafındaki. Şimdi Muş Kaplan'la beraber tüm infoyu aldı. Orasının boş olduğuna dair. Hızlandıracaklar sadece backside ve destek tarafına biraz bakacak BBL. Ve böylece 9. round'una gitme noktasında büyük bir şansı var artık. Çok da ekonomik hasar almadan. Evet, BBL tarafını tabii ki geçtiğimiz round'ı Clutch'ta kazandığını hatırlatacak olursak. Yine round'da çok az sayıda oyuncu kaybına tahammülü olacaktır. Muş'tan güzel bir Marshall vuruşu. Oh. İkinciyi de buldu Muş. Rahat, çok rahat. Marshall'ın efendisi yine iş başında. İki oyuncudan geliyor. Önüne çıktı yine. Karşısında bir Marshall oyuncu daha var. Kapı açıldı. Açarsanız atarım bunu diyor. Açarsanız atarım bunu. Muş gelecek sanki oraya doğru. E5'en de biraz Wallbank'lerden hasar aldı. İpot'tan bir Moskop. Oo, Wallbank'si de vurdu i̇ki galiba. İki tane, iki tane ama kill yok. Kill yok. Şimdi... Tabi A tarafından atılacak bir Fred var. Fred geliyor. Bomba yok. Mesafe. Eğilmeler Wallbank yapmış. Fred geldi. Döne döne uçarak geldi ve... Uzuna... Tabi orada bir wipe olabileceğini tahmin ediyor ama bu arada Aslan spawn'a uça atmıştı. Ekstra. Geldi oradan ipotu yakaladı. Hepinde görüyor. E5'ini buldu. Aslan artık yani döne döne ne kadar vuracak bilmiyorum. Kushner'dan bir takas gelmiş ama yani kafayı o kadar karıştırdı ki Aslan şu an. Hani kafalar A'ya mı ağırlık vereyim, B'ye mi ağırlık vereyim noktasında biraz soru işaretinde. Viper yine olduğu için Jenemais hemen takım arkadaşını B tarafına doğru gönderdi. B iki kişiyle savunulacak. Kişinin fark edilmiş olabilir ama Cyberx'den beklenilen bu hasar, bu katkı geliyor. Ulti side'a kadar yayılıyor bu arada. Ama biraz önde kaldı. Kushner etkilendi. Ultisi var. Logic Man'i bu kadar yakında beklemez. Beklemeyecek. Logic Man çok rahat bir kill alıyor. Elbow'da yaşayan bir oyuncu daha var. Yine Runners'ı geldi. Runners'ı geldi ve iki oyuncunun da yeri belli. Bir tane dirsek, bir tane de A tarafından gelecek backup oyuncusu. Zaten bir anda crosshair çevrildi Cydrex'e doğru. Logic Man'ı aslında default bir gap. Gerçi arka tarafı olsa bile Cydrex prefire atabilirdi. Yani muazzam reaksiyon. Kuşların efendisi kuşları yakaladı hemen orada zaten. Şimdi Cydrex gelecek yakın mesafe. Muş'dan bir wallbang. Güzel bir deneme. Muş'a doğru Cydrex'ten. Muş bu arada pozisyonu değiştirdi. Aim DLL hala in içerisinde. Logic Man'le beraber. Logic Man Jenemais'i arıyor. Yavaş birazdan cepten çıkarken yakalandı. Son kill gelecek mi diye baktım. Hayır Cydrex. Kill'de 2 ama Logic Man 3. kill. Görmesine pek. E5'en pikliyor. Muş oraya doğru cross'u. Muş gördü. 1-2 mermi attı ama Muş. E5'en fark edemedi oraya. Muş'dan 2. kill de geldi. İki tane önemli silahlı oyuncuydu çünkü bir tanesi Guardian, bir tanesi Marshall. Şimdi sadece oraya crosslu, güzel bir flick attı yukarı doğru, Muş'u yakaladı oradan. Tabi orada bir oyuncu olduğunu daha görünce B'ye çevirmek isteyebilir. Zaten B tarafında Jenemais yakın mesafe, Jenemais zorlandı. Logic Man'den hata yok. Kuşunlar hemen yardıma geldi. İyi bir nate. Logic Man nade'i görünce hemen çıktı oradan. Gap var. Ses biraz gapli ama fark etmedi galiba ki zaten ses de geldi. Kuşunlar birbirini bekliyor. Logic Man buraları iyi. Çok sakin, kontrollü oynuyor. Son kalan oyuncu Cydrex olacak. Bir silah var. Muş'un düşürülen silahı bu. Gitti onu aldı. Biraz ekonomik hasar vermeye çalışacaktır. Çünkü round'u gerçekten bu noktada alması kolay değil Cydrex'in. Koşa koşa buraya kadar geldiği için Aslan o sesleri duyuyor. Pozisyon aldı Aslan. Yırtıkları var. Ciddi bir hasar iki oyuncu üzerinde de ama headshot Aslan'dan geliyor ve 11-8 ilk haritanın. Ama oyun sanki biraz A'ya çevrildi. Uçarak geliyor. Fred girdi ama pot time güzel bir cevap. Bu arada Spike yakalanmış durumda. Spike alacak aim DLL. Şimdi 3 saniye var. Önce bir fake attı. B'ye dönecekler gibi. Yalnız B'de hala ikisi savunmacı var. Bu çok iyi bir info değil. Flipler şimdi gidiyor yavaş yavaş. Ulti geldi. Tarafında bu arada ulti de geldi. Q-Shinder'dan bu arada bir headshot'ı gelmiş. Buraya doğru gelen Brimstone ultisi. BBR hücumu biraz aksayacak artık burada ama. Logic sızıyor. Logic çok iyi sızıyor. 20 saniye var ama. Oo Logic Man. Q-Shinder'ı buldu. Jenemais. Evet uçarak girdi. Oo, orada çok, çok iyi doldurdu parayı. Yakın mesafe. Yani birebir takas kesinlikle Fred'in istediği senaryo. Öyle öyle. Hem de ulti kullanılarak alınmış bir kill. Ama impact'i göreceğiz. Cydrex harika bir savunma. 2 kill de ondan geldi. Rotasyon var. Üstünlük şu an kafaları e-sporcu ama Sign'in kontrolünü aldı bir yer. Gelen bir ısıt havuzu var. Ama plant'i aldıkları için pek bir anlamı olmadı bu. Ya gelene kadar tabii çok uzaktan atıldığı için o line-up. Gelene kadar zaten spark kurulup çıktı. Arkadan gelen ipotu Muş oyuncu da biliyor. Oraya bir flash pick dart. VS attı Muş'dan. Muazzam hareketler geldi. 1 vs 1 tarafında laboratuvardan çıkacak oyuncuyu bekliyor. Jenemais shoulder atmaya çalışıyor. Açıkı bekliyor Muş. Bir tane daha flash geldi. Bu kez Muş'dan
A hücumu olduğunda o bu arada yani bu oraya geçmiş yalnız ama Fred hazır. Orayı zıplayarak geçtiyse durdular bu arada. Evet ya yani çantayla geçtiyse veya zıplayarak belli olmuş olabilir. Şimdi böylece perde arkası Genovese ilk kill aldı, ikinci kill geldi. Genovese'den yine taş gibi bir savunma var. Devamına bakalım. E5'in de yardımı var ve E5'en bitirdi bir yandan da. Yani Genovese'in zaman ultiyi kullanacak bir tane seçim var. Muş. İlk olarak Hippo tarafından fark edilmiş olsa da Muş çok iyi topladı performansını. Ulti geldi. Aim'delerden bu arada Sidrex Aslan Başalov'u yakalamış. Dans etmeye devam ediyor. Yakın mesafe Sidrex oradan çıkabilecek ve çıktı. Fred'den bu arada B5'en kill geldikten sonra. Muş hala uzunla bir flash beat geldi. Sidrex kaçabilirsin. Çok şanslı burada. Bir tane daha. Var resmen kovalıyor rakibini. 3v2. Backside'da Cushioner. Yeri belli oldu. Bir tane çanta geldi üzerine doğru. 68 can. Şimdi Viper'ın içerisine doğru gelecek. Ender'in yeri çok iyi bu arada. Aman Viper'ın içerisinde, yerin içerisinde 3 katı duruyor ve yakın mesafe Fred vuruyor. Fred! 3 kill ile beraber son round oluyor.